Değerli arkadaşlar merhabalar. Kanuni Sultan Süleyman'la karşınızdayım. Kanuni Sultan Süleyman diğer bir ifadeyle 1. Süleyman. Şimdi şuradan hemen başlayalım. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de işte 1. Selim'in babasının ölüm üzerine tahta çıktı. 1566 yılına kadar yaklaşık 40 yıl tahta kaldı ki Osman en uzun süre tahta kalan paşahtır. 46 yıl başta kaldı. Başka kardeşi yok. Yani Yavuz'un tek erkek e, evladı. E, o yüzden taht kavgası yaşamadı. Sorunsuz bir şekilde başa çıktı, başa geçti. E, Kanuni'nin yaklaşık 11 yıl ömrü seferlerde geçti. O yüzden en çok sefere çıkan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde en çok fetih yapan padişah da Kanuni Sultan Süleyman. O yüzden Kanuni dönemi Osmanlı'nın zirvesidir. Ki kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl, 16. yüzyıl Osmanlı'nın zirve dönemidir. Bu nedenle Avrupa'da Kanuni Sultan Süleyman'a Grand Türk yani Büyük Türk denildi. Şimdi normalde burada hemen aklınıza şu gelir, hocam Fatih değil miydi Büyük Türk diye? Hayır, ee, Uzun Hasan Küçük Türk, Fatih Büyük Türk değil, Uzun Hasan Küçük Türk. Ee, büyük Türk olarak ya da Grand Türk olarak anılan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman'dır. Avrupa'da da böyle anılmıştır arkadaşlar. Osmanlı'ya muhteşem yüzyılını yaşattı. En zirvede olduğu dönemdir. Kan dönemi. Avrupa'ya hükmetti. Dünya'ya egemen oldu cümlesi yanlış bir cümledir. Ama ne oldu? Avrupa'ya hükmetti. Avrupa'da en otoriter devlet, en güçlü devlet Osmanlı devlet oldu. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda muhteşem Süleyman olarak da bilindi. Avrupa'da hem Grand Türk hem muhteşem Süleyman ki genellikle bizde de kanuni ...çok kanun koymasından dolayı Kanun Sultan Süleyman olarak bilinir. Şimdi e, Fransa ile ittifaklar yaptı. Bu arada bu bilgiyi unutmayın. Kanun Sultan Süleyman'ın en büyük rakibi Avrupa'da Habsburglar. Habsburglar dediğimiz kim biliyor musunuz? O Kutsal Roma, Cermen, Avusturya, Macaristan, İspanya gibi devletler. Genellikle e, bu Habsburglara karşı Kanuni İngiltere ve Hollanda gibi... İngiltere ve Hollanda gibi, Avrupa, Fransa gibi hatta e, Avrupa monarşilerini korudu. Aslında Kanuni'nin buradaki derdi Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamaktaki en güzel örneği Fransa ile ittifak yapmasıdır. Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi, onun kapitülasyonlarını genişletmesidir. Kanuni'nin e, Avrupa'da bu tarz faaliyetlerin temel sebebi Avrupa'da Osmanlı'ya karşı oluşacak bir Haçlı ittifakını parçalamaktır. Bunun en güzel örneği Avrupa monarşilerini destekledi. Habsburglara karşı Fransa ile ittifak yaptı. Ayrıca Kutsal Roma Cermen yani Almanya'da ortaya çıkan reform hareketlerini destekledi ki Martin Luther liderliğinde Almanya'da Katolik kilisesine karşı ayaklanmalar başladı. Protestanlar ortaya çıktı, protesto edenler yani. Kanuni bu reformistleri destekledi. O zaman Kanuni Avrupa'yı bölünmüş bir şekilde tutmak istedi. Haçlı bir oluşmasını engellemek istedi ki coğrafi keşiflerin zararları yavaş yavaş kanun döneminde hissedildi. Kanunu bunu toparlamak amacıyla Hindistan'a deniz seferleri düzenledi birazdan göreceğiz. Dört tane sefer düzenledi. Amaç Portekiz'i Hindistan'dan kovmak, baharat yolunu tekrar canlandırmaktı. Bazı devletlere kapitülasyonlar verdi ki en güzeli burada örnek Fransa'dır. Böylelikle hem Akdeniz ticaretini canlandırmak hem de Hristiyan birliğini parçalamak Kanuni şair bir paşahtır. Bizim ilk şair paşamız 2. Murat biliyorsunuz. Muhibbi mahlasıyla eserler yazdı ki 3. Selim Suzi Dilara makamını icat edendir. 2. Mahmut adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Paşaların bu özelliklerini unutmamakta bir yere böyle küçücük not etmekte fayda var. Sarraflıkla ilgilendi boş zamanlarında. Kuyumculuk yani öyle altın sattı anlamında değil de bu zümrütlerle, değerli taşlarla ilgilendi. Onları yonttu, mücevherler yaptı ondan. Ee, bu dönemde ünlü simalar var. Mesela Ebu Suud Efendi. Ebu Suud dönemin Şeyhülislam'ı çok kanun koymasıyla tanındı zaten. Matrakçı Nasuh. Arkadaşlar Matrakçı Nasuh kanun döneminin en ünlü e, minyatür üstadlarından, mühendislerinden Osmanlı'nın Da Vinci'si olarak bilinir. Da Vinci'si olarak bilinir, ünlü mühendis olarak bilinir. Baki Fuzuli ki bunlar dönemin şairleri, şairlerin sultanıdır Baki, duymuşsunuzdur. Ünlü denizcileri Pir Reis, Pir Reis'in Kitabül Bahır adlı eserini unutmuyorsunuz. Seydi Ali Reis, Miratül Memalik adlı eserini unutmuyorsunuz. Bunlar Kanun döneminin ünlü simaları. Bir ismi daha söylemeden geçmemek lazım. İleride karşımıza çıkar bu yine. Mimar Sinan. Mimar Sinan da tam döneminin ünlü mimarlarına mimar başı yani. Şeyi de hatırlayın arkadaşlar. Şehzade Camii, ondan sonra Süleymaniye Camii, Selimiye Camii yazayım şöyle. E, Şehzade Camii, e, Mimar Sinan'ın çıraklık eseri. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. Selimiye Camii, Edirne'deki. O da ustalık eseri olarak tanımlandı. O zaman Kanuni döneminde bir şöyle bir giriş yaptık Kanuni tanımı anlamında Osmanlı zir zirvede bunu unutmuyoruz. Peki Kanuni döneminde yapılan seferler neler? Kısaca bunu da görelim. E, seferlerde benim vurguladığım yerlere dikkat ederseniz iyi edersiniz arkadaşlar. Kanuni arkadaşlar Belgrad'ı fethetti. Hatırlayın Fatih Sultan Mehmet Sırbistan'ı fethetmişti ama Belgrad'ı alamamıştı. Kanuni gitti 1521'de Belgrad'ı aldı. 1522'de Rodos adasını fethetti ki Rodos yine Fatih döneminde kuşatılıp alınamamıştı. Bu arada hani demin Fransa'dan bahsettim ya. Fransa kralı Fransuva esir düşmüştü. Habsburglara, Avusturya'ya, Almanya'ya, Şarken'e esir düşmüştü. Fransa kralı Fransuva'nın annesi yardım istedi Kanuni'den. Ona mektup yazdı. Kanuni Sultan Süleyman o Fransa kralı Fransuva'yı kurtarmak amacıyla... Ee, ...Maceristan'a girdi ve Muhaç Meydan Muharebesi oldu. Bu Muhaç Meydan Muharebesi dünyanın en kısa meydan muharebelerinden bir tanesi. Bu meydan muharebesinde Osmanlı galip geldi ve Fransa kralını kurtardı. Maceristan da Osmanlı hakimiyetine girdi. Yani Osmanlı kendi kralını atadı oraya. Jean Zapolyo diye bir adam atadı. Peki Muhaç Meydan Muharebesi Fransa kralını kurtarmak amacıyla yapıldıysa... ...ve Macaristan hakimiyeti sağlandıysa çok önemli bir zafer mi? Kesinlikle çok önemli bir zafer. Bu nedenle unutulmaması gerekir arkadaşlar. Şimdi rakibimiz kimdi? Onu da hemen şuraya tekrar yazıyorum. Habsburglar. Avrupa'nın en güçlü monarşilerindendir bunlar. Habsburgların elinden Macaristan'ı aldı. Oraya kendi kralını atadı Kanuni. Bu sefer Avusturya bizim atadığımız kralı görevden aldı. Yani Macaristan işlerine karıştı. Kanuni bu sefer 1529'da 1. Viyana seferine çıktı. Yani Avusturya'nın başkentini kuşattı. E, fakat hazırlıklar yetersiz olduğu için kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Sonra tekrar Macaristan işlerine karışınca bu Almanyası, Avusturyası kanlı bu sefer Almanya seferine çıktı. 1532'de bu seferde ne Avusturya kralı ne de Alman kralı yani Avusturya kralı Ferdinand. Ne Alman kralı Şarken kanunun karşısına çıkamadı. O yüzden kanunun Şarken'e bir mektubu vardır aşağılayıcı bir mektubu. Ee, ve bu 1532 Alman seferinden sonra buraya dikkat arkadaşlar. İstanbul Antlaşması imzalandı. Osmanlı ile Habsburglar arasında yani Avusturya ile Osmanlı arasında. Bunun diğer bir adı İbrahim Paşa Antlaşması'dır. Çünkü devrin sadrazamı Pargalı İbrahim bu antlaşmayla Avusturya bu cümleye dikkat. Avusturya kralı bakın Osmanlı sadrazamına denk oldu. Yani Avrupa'nın en güçlü kralı Arşidük'ü Osmanlı'nın sadrazamına denk oldu. Peki Kanuni'nin dengi var mı? Yok. O yüzden deriz ki İstanbul Antlaşması'yla Avusturya Arşidük'ü Osmanlı sadrazamına denk olduğu için Kanuni'nin Avrupa'da siyaseten bir dengi yoktur. Böylelikle Osman bu antlaşmayla e, Avrupa'daki üstünlüğü ele geçirmiştir. Yani eğer bir size Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğü Hangi antlaşmayla sağlanmıştır diye sorarsa cevabınız İstanbul Antlaşması olacaktır. O zaman Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı Sadrazamına denk olması Osmanlı'nın e, Avrupa hakimiyetini ele geçirdiğini, Avrupa'da en güçlü devlet olduğunu, zirveye ulaştığını kanıtlar. Bu önemli bir bilgiydi bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlarsınız Osmanlı'nın en büyük kaptan deryalarından. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı hizmetine girdi. Barbaros Hayrettin Cezayir'in korsanıydı aslında. Orayı elde tutuyordu. Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmesiyle birlikte Cezayir'de Osmanlı'ya katıldı. Sonra Barbaros Hayrettin Paşa Trabluskarp, şu Trabzikarp, yani bugünkü Libya toprakları orayı da fethetti. Orayı da Osmanlı'ya kattı. Burayı da unutmuyoruz. O zaman Barbaros'un Osmanlı hizmetine girmesiyle Osmanlı'ya katılan toprak Cezayir oldu. E Fransa'ya kapitülasyonlar verdi. Haçlı birini parçalamak için demin söyledim. Hint Deniz Seferini birazdan göreceğiz arkadaşlar. Harita koydum onun için. Ee, ve Haçlılarla Preveze Deniz Savaşı oldu. Pre Preveze Deniz Savaşı Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında oldu ki Venedik lider burada Haçlılar'da. Ee, Osmanlı burada müthiş bir zafer kazandı. 28 Eylül 1538'de 28 Eylül 1538 tarihi Osmanlı'nın Preveze zaferinin tarihidir. O yüzden 28 Eylül tarihi Osmanlı donanma günü olarak kutlandı. Günümüzde de donanma günü olarak kutlanıyor. Peki bunun faydası ne oldu? Preveze deniz savaşıyla unutmuyorsunuz Akdeniz Türk Gölü oldu. Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren olay Preveze'dir. Bu bütün Akdeniz Osmanlı'nın anlamına gelmez. Osmanlı'dan daha güçlü bir devlet yok Akdeniz'de artık. Bu da neyi gösterir bize? Akdeniz'in Türk Gölü olduğunu gösterir. O zaman Karadeniz'i Türk Gölü yapan padişah 2. Mehmet yani Fatih. Akdeniz'i Türk Gölü yapan padişah Kanun Sultan Süleyman yani Pireveze. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kanuni e, İran seferine çıktı. İran üzerine sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda Irak topraklarının tamamı, yani Bağdat dahil bakın, Irak topraklarının tamamı ele geçirildi. Ee, ve İran'la Amasya Antlaşması imzalandı. Bunun da çok önemli bir özelliği var. Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşmadır. Bunu unutmayın bu da önemli bir bilgidir. Yani Preveze'yi unutmamamız gerekiyor. Amasya Antlaşması'nı unutmamamız gerekiyor. İstanbul Antlaşması'nı unutmamamız gerekiyor. Bunlar önemli. Arkadaşlar Kanuni Malta Adası'nı kuşattı. Ee, şimdi Malta arkadaşlar... Biraz böyle nasıl söylesem size e, alması zor bir yer. Ve Malta'da e, şövalyeler var. Yani böyle Malta şövalyeleri var. Bizim güvenimizi tehdit ediyorlar. Korsancılık falan yapıyorlar. Kanuni e, Kaptan Deryası Turgut, Turgut Reis'i Malta'yı fethetmek feth için gönderiyor 1565'te. Turgut Reis bu kuşatmada şehit düşüyor. Turgut Reis'in şehit düşmesi üzerine Malta kuşatması kaldırılıyor. Tamamdır arkadaşlar. Yerine Piyali Paşa geçiyor. Piyali Paşa gidiyor Sakız Adası'nı fethediyor. O zaman Malta kuşatmasında şehit olan Kaptan Dert, Kaptan Derya'mızı unutmuyoruz. Önemli bir bilgi. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar burada size. Kanuni artık yaşlanıyor. Böyle diyorlar ki ya Kanuni işi bıraksın artık. Yani yerine çocuklarının birisini getirsin. Bu arada çocuklar arasında kavgalar var tabii ki. Ki Mustafa Şehzade Mustafa'yı idam ettirmiş, boğdurtmuş kanuni hala güçlü olduğunu, hala başlı olduğunu göstermek amacıyla 1566'da Zeget var seferine çıkıyor. Zeget var dediğimiz yer arkadaşlar Avusturya toprağı kanuni sefer sırasında hayatını kaybediyor. Yani 1566'da kanuni ölüyor ki sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Sokullu Mehmet Paşa bunun ölümünü duyurmuyor bile kimseye. Kargaşa çıkmasın diye. Sokulu Ziyetvar'ı fethediyor. Ziyetvar'ı fethedip İstanbul'a geldikten sonra Kanuni'nin Ölüm haberi e, askerlere ve halka duyuruluyor ve ikinci Selim'de hükümdar oluyor. O zaman Ziyet var Seferi'nin kanuninin son seferi olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar önemli bilgi. O zaman Kanun-ı Maceristan'ı, Muhaç'ı, Temeşvar bölgesini, Cezayir'i, Trablusgarb'ı ve arkadaşlar Irak topraklarını fethetti. Yemen'i de fethedecek. Yemen burada haritada pek gözükmüyor. Yemen Kızıldeniz bölgesi fethedecek. Ne zaman? Hint Deniz Seferleri sonucunda. Şimdi o Hint Deniz Seferlerine bir bakalım şöyle. Ee, şu bölgeler hep Kızıldeniz, şuralar arkadaşlar Yemen hep buraları Kanuni Sultan Süleyman fethetti. Yani Çok toprak fethetti. Şimdi e, Kanuni Hindistan'a 4 sefer düzenleyecek arkadaşlar. İşte Hadım Süleyman Paşa, Murad Reis ondan sonra Pir Reis, Bunlar Seyidi Aliris, bunlar sefere çıkan Osmanlı'nın ünlü kaptan deryaları. Peki neden Osmanlı sefere çıkıyor? Yani niye Hint Deniz Seferi'ne çıkıyor? Osmanlı amacı ne olabilir? Aslında buradaki mesele şu. Hindistan'da şurada arkadaşlar Portekiz var tamam mı? Hatta ileride bir şeyimiz var. Bakın şimdi şurada Hindistan, burası Hindistan silerim birazdan. Burada Portekiz var. Portekiz Hindistan'daki malları alıyor. Ümit Burnu aracılığıyla Avrupa'ya götürüyor. Ve doğal olarak Osmanlı'nın baharat yolu. Baharat yolu önemini kaybetmiş. Baharat yolu dediğimiz yolda şu yol. Şimdi Kanuni Hindistan'ı dört sefer düzenleyerek Portekiz'i buradan kovmak istiyor. O zaman Hint deniz seferlerinin amacı baharat yolunun eski canlılığını kazandırmak. Ama bir sebep daha var ki o da şu. Burada bir hamlık var Hindistan'da. O da gücerat hanlığı. Gücerat hanlığı da Müslüman. Ve bu Müslüman hanlığı e, Portekiz sömürüyor. O yüzden bu Müslüman hanlığının yardım istemesi. Portekiz'i Hindistan'dan atma düşüncesinden dolayı kanuni Hindistan'a dört sefer düzenliyor. Dört seferin dördünde de Osmanlı başarısız oluyor. Yani Osmanlı baharat yolunun önemini kaybettiğini artık anlıyor. Peki niye başarısız oluyor? Bunun en temel sebebi Osmanlı gemilerinin, Osmanlı kaptan deryalarının... Açık denizlere alışık olmaması, açık denizlere tecrübelerinin olmaması. Ayrıca e, Osmanlı gemilerinin okyanuslara dayanıksızlığı, Osmanlı gemileri kadırga, çektir yani. Kürekle. Portekizlerin gemileri kalyon, rüzgarla yakalayamıyorsun bile yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Buraya katılanlardan birisinin Pir Reis olduğunu unutmayacaksınız. Önemli bir isimdir. Pir Reis'in kitab Bahar adlı eserini unutmayacaksınız. Dünya haritasını çizen ilk Türk denizci olduğunu da unutmayacaksınız. Bunları bir yerlere not olarak yazacaksınız. Arkadaşlar şimdi kanun döneminde isyanlar çıktı. Dört tane isyan. Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba ve Kalender Çelebi isyanları. Genellikle isyanlardan soru soruyorlar. ÖSYM e soruyor bunu. Şimdi Canberdi Gazali isyanı Memluk komutanlarından birisini çıkardığı isyan. Hatırlayın Memluk Devleti'ni kanun babası Yavuz Sultan Selim yıkmıştı. Cemberdi Gazali Memluk Devleti'ni yeniden canlandırmak amacıyla isyan çıkarıyor. Bu isyan bastırılıyor. Ahmet Paşa isyanı ise şu. Yavuz Sultan Selim Ahmet Paşa'ya vezirlik sözünü vermişti. Ama kanuni bu sözü yerine getirmedi babasının sözünü ve yerine ee, o Pargalı İbrahim'i has oda başasını sadrazam yaptı. Sen beni sadrazam yapmadın diye Ahmet Paşa arkadaşlar isyan çıkardı. Ahmet Paşa da Mısır valisiydi. O zaman bu aslında vezir azam yapılmadığı için bir devlet adamın çıkardığı isyandır. Mısır'da çıkan bir isyandır. Bunu unutmuyoruz. O zaman Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanları Mısır'da çıkan isyanlardır. ama Canberdi Gazali Memluk devletini canlandırmaya yönelikti aynı zamanda. Baba Zünnü'nün isyanı Anadolu'daki vergileri ağır bulan bazı kesimlerin çıkardığı isyandır. Bu da bastırıldı. Kalender Çelebi isyanı ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kan döneminde yine Anadolu'da çıkan fakat dinin nitelikli olan büyük bir isyan. Bu da bastırıldı. Bahatın iyi geleneğinden gelen isyanlardan birisi. Tamam mıdır? O zaman kanun döneminin önemli özelliklerini gördük. Bunları asla unutmuyoruz. Şöyle bir baktığımızda kanun ilgili neyi unutmayalım? En uzun süre tahta kaldı. Grand Türk, muhteşem Türk olarak bilindi. Muhip Mahlası'yla şiirler yazdı. Avrupa'daki e, monarşileri ve Haçlı Birliği'ni parçalamak amacıyla faaliyetler yürüttü. E, sarraflıkla ilgilendi. Arkadaşlar bu dönemde Belgrad fethedildi, bakalım Belgrad fethedildi, Rodos fethedildi. Muhaç Meydanı Muharebesi'nde Fransa Kralı kurtarıldı. Ee, Alman seferi çıktı, hiçbir kral karşısına çıkmaya cesaret edemedi. İstanbul Antlaşması Avrupa üstünlüğünü ele geçirdi. Bu dönemde Barbaros Hayrettin Osmanlı hizmetine girdi, Cezayir daha sonra Trablus, Garp, Libya fethedildi. Hint deniz seferlerine çıktı, başarısız oldu. Prevez deniz ile Akdeniz Türk Gölü oldu. İran ile Amasya Antlaşması imzalandı. Irak toprakları alındı ki bu antlaşma Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma oldu. Ziyetvar seferi kanunun son Sefer oldu. Malta kuşatmasında Turgut Reis hayatını kaybetti. Şehit düştü. Bunları unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Önemliydi. Hadi bakalım. Kanuni Sultan Süleyman öldü. Yerine oğlu Sarı Selim yani 2. Selim geçti. İkinci Selim 1566-1574 yılları arasında hükümdarlık yaptı, tahta kaldı. E kısa bir dönem ama belli özellikleri var. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Nedir o? Birincisi şu. Osman Gazi'den itibaren Osman Orhan yani Osmanlı ilk paşahlarından itibaren hep Osmanlı paşaları sefere çıktı. Ta ne zamana kadar? İkinci Selim'e kadar. İkinci Selim ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah. Tamam mıdır? Bunu unutmuyoruz. Ee, ...gitmedi sefere. Ordu gönderdi sefere. Gitti ordular da kendi sordun başına gitmedi sefere. Hep sadrazamları, Serdar-ı Ekrem sıfatı ile gitti. Biliyorsunuz padişahlar sefere gitmediğinde paşan vekili olan sadrazam gider. Yani vezir azam gider. O da Serdar-ı Ekrem sıfatı gider. Birinci bilgi bu. Ordunun başına sefere çıkmayan ilk paşa... ...sefere çıkan, bundan sonra sefere çıkan paşalar olacak tabii ama bu gitmemiş... Eee ikinci Mustafa ise sefere çıkan son paşa olacak tamam mı? 1697 ikinci Viyana kuşatması süresinde Zenta seferi. Devlet işlerini Sokullu'ya bıraktı ki Sokullu hem Kanuni'ye hem 2. Selim'e hem 3. Murat'a vezirazamlık yaptı arkadaşlar. Genellikle 2. Selim dönemi Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak adlandırılır. Sokullu'nun ölümü de duraklamanın başlangıcı kabul edilir. Bu dönemde bazı kanal projeleri ortaya atıldı. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. 1570'te Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu gitti Kıbrıs'ı aldı. Kimden aldı Kıbrıs'ı? Venediklilerden. Hatırlayın biz Memluk devletine son verdiğimizde Memluklar, Venedikler Memlukları ödediği vergi, Kıbrıs için ödediği vergi Osmanlı ödemeye başlamıştı. Fakat Kıbrıs'taki bir Venedik varlığı zamanla Osmanlı'nın Akdeniz'deki güvenini tehdit etti. Burayı 2. Selim döneminde Osmanlı ordusu fethetti. Çok önemli bir fetihtir bu. Kıbrıs'ın fethiyle birlikte Doğu Akdeniz hakimiyeti pekişti, güçlendi. Bu önemli bir yorumdur ki Kıbrıs'ın fethi Avrupa'da ciddi bir yankı uyandırdı. Ve Venedik İspanyol liderliğinde bir Haçlı donanması oluştu. 1571'de Osman donanması ile Haçlı donanması arasında İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı. Arkadaşlar bu savaşı Osmanlı kaybetti. Ve Osmanlı'nın ilk defa bunu unutmuyorsunuz. Osmanlı ilk defa donanması yakıldı burada. O zaman ilk defa Osmanlı donanması nerede yakılmıştır sorusunun cevabı İnebahtı Deniz Savaşı'nda yakıldı. Ki dört kere yakılacak. ileride göreceğiz. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. Yeri geldiğinde hepsini söyleyeceğiz arkadaşlar. Her ne kadar donanma yakılmış olsa bile Kıbrıs'ı kaptırmadı. Hatta Sokullu Mehmet Paşa, Sokullu Mehmet Paşa Venedik'e bir de gözdağı verdi. Dedi ki siz bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür gelir dedi hatta daha güçlü bir donanma yaptı çok kısa zamanda. Ama biz Kıbrıs'ı almakla kolumuzu kırdık. Kırılan kol yerine gelmez. Kol, kolumuzu kopardık. Özür koparılan kol yerine gelmez dedi. Ve en son olarak da arkadaşlar bu dönemde Tunus fethedildi. E, hatırlayın Cezayir ve Trablus Garbı kan döneminde almıştık. Barbaros Hayrettin aracılığıyla bu dönemde de Tunus fethedilmiş oldu. Arkadaşlar ne diyor burada? Osmanlı Devleti'nde Dondolga, Dondolga ve Süveyş Kanalı polisin ortak amacı hangisidir diyor. Ortak amacı arkadaşlar şuradan bakalım şimdi. E, coğrafi keşiflerde İpek ve Baharat yolu önemini kaybetti. Osmanlı limanları değersizleşti. Gümrük gelirleri azaldı Osmanlı'nın. Arkadaşlar şu Don Nehri, şu da Volga Nehri. Osmanlı bir kanal açarak Don ve Volga'yı birleştirmek istedi. Don Nehri ile Volga Nehri'ni, Don'la yani İtil Nehri'ni birleştirmek istedi. Böylelikle Karadeniz'deki Osmanlı donanmasını Hazar Denizi'ne indirmek istedi. Yani amaç Hazar Denizi'ne ulaşmak, Karadeniz'le Hazar'ı bağlamaktı. Peki bağlayınca ne olacak? Rusya'nın güne inmesi engellenecek. Orta Asya Türkleri kültürel ilişkiler kurulacak ki işte Türkçülük burada vardır arkadaşlar. İpek yoluna yeniden canlılık kazandırılacak ve İran savaşlarında Osmanlı donanmasından faydalanacak. Dört tane olay söyledim bunu unutmuyorsunuz. Peki e, Süveyş projesinin amacı ne? Burası Hindistan. Hindistan'daki vardı? Portekiz hatırlayın. Portekizli malı, malı buradan getiriyordu. Kaç bin kilometre? 19 bin kilometre. Buradan burası. Şimdi 2. Selim döneminde denildi ki şu Kanal açalım yani Akdeniz'de Kızıldeniz'i e birleştirelim. Gemiler buradan çıktığında hiç durmadan Süveyş aracılığıyla Avrupa'ya gitsin dedi. Ve yol 11.500 kilometreye düşecek. Yani nereden baksanız 7.500 kilometre azalacak yol. Ee, i̇şte kanalının, e, Süveyş kanalı projesinin amacı da Baharat yoluna eski canlılığını kazandırmaktı. Fakat ne Don Volga proje olmaktan öteye gitti ne de Süveyş proje olmaktan öteye gitti. Açılamadan ilerleyen tarihlerde buralar açılacak. Süveyş kanalını, Osmanlı-Donlu kanalını Rus yatacak ileride. O zaman ikisinin amacı uluslararası ticareti canlandırmak. Yani İpek ve Baharat yoluna eski canlılığını kazandırmaktır diyoruz. Tamam mıdır? Bu e, şeyleri unutmayın arkadaşlar. Kanal projelerini unutmayın ki bu kanal projeleri Sokullu Mehmet Paşa'nın projeleridir. Ki 2. Selim döneminin sadrazamı Sokullu. Peki geçiyoruz şimdi 3. Murat dönemine. 2. Selim ölür yerine onun oğlu 3. Murat geçer. Arkadaşlar 3. Murat dönemi ilginç bir dönem. Nedir mesela? 2, 3. Murat hiç İstanbul'dan çıkmamış. Ne zaman? Saltanatı boyunca. Tabi Şehzadeli yıllarında çıktı. Ama hükümdarlığı döneminde İstanbul'dan hiç dışarı çıkmamış. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar bu dönemde bir siyasi olay bakalım sonra yorumlayalım. Lehistan himaye altına alındı. Lehistan dediğimiz yer bugünkü Polonya. Bu dönemde Fas himaye altına alındı. Fas dediğimiz yer Afrika'nın en batısı uç. ...Portekizlerle Vadüs Seyil Savaşı yapıldı. Ki Portekizler Fas Sultanlığı'na girmişti. Orayı işgal etmişti. Fas Sultan yardım istemesi üzerine biz Portekiz'e savaş açtık 3. Murat döneminde. Portekiz'e karşı galip geldik Vadüs Seyil Savaşı'nda. Hatta Portekiz kralı öldü. Ve bunun üzerine Portekiz'i İspanya işgal etti. Artık Portekiz epey bir süre tarih sahnesinde yok. Fas'ı himaye altına aldık arkadaşlar. Ve bir şey daha o zaman bunu gördük. Bunu gördük ve bir şey daha. İran'la savaşlara devam ettik. Kan döneminde baş... şey Kan döneminde devam etmişti zaten. Yavuz'la Çaldıran'la başlamıştı. Kanuni döneminde ilk resmi antlaşma imzalanmıştı. Hatırlayın bu dönemde de savaşlara devam ettik İran'la. Genellikle Şii ve sınır problemleri yüzünden oluyor bu savaşlar. Galip geldi Osmanlı ve 1590'da Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma çok özellikli bir antlaşmadır unutmayın arkadaşlar. Bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki engelin sınırlarına ulaştı. O zaman Osmanlı doğuda Engin'in sınırlarına neyle ulaşmıştır sorusun cevabı. 3. Murat döneminde imzalanan Ferhat Paşa antlaşmasıyla ulaşmıştır deriz. Batıdaki Engin'in sınırları o ileride 1672 Bucaş antlaşmasıyla olacak, ulaşacaktır. Doğuda o zaman Ferhat Paşa, batıda Bucaş bu ileride göreceğiz. Başka ne oldu bu dönemlerde? Arkadaşlar Osmanlı, İngiltere ve Hollanda'nın kapitülasyon oranını artırdı. Kapitülasyonlarını genişletti ki bu önceden verilmişti zaten bunlara. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Yine aynı şey Osmanlı Avrupa'da rakibi Habsburglar. Yani Avusturya ve Almanya. Avusturya ve Almanya'ya karşı diğer monarşileri koruyor Osmanlı. Böylelikle parçalanmış bir Avrupa tutmak istiyor. Hatta İngiltere ve Hollanda İspanya'ya karşı, İspanya'da Habsburgların yönettiği bir devlet. İspanya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı bunlara yardım gönderiyor ve Osmanlı bunları hep yanında tutabilmek amacıyla onların kapitülasyon haklarını genişletiyor. O zaman Osmanlı'nın yükselme döneminde kapitülasyon vermesinin sebebi Avrupalı devletlere e, Haçlı Birliğini parçalamak, uluslararası ticareti canlandırmak, İpek ve baharat yolunu canlandırmak diyebiliriz arkadaşlar. Bu bilgiyi de öğrendik. Bir şey daha bu dönemde bir proje daha ortaya atılıyor. Kanal projesi. O da İzmit İznik. İznik, İznik değil de arkadaşlar İzmit. Şurası İzmit olacak tamam mı? İzmit Körfezi yani şurası İzmit Körfezi, şurası onu Sapanca Gölü'ne bağlama, Sapanca Gölü'nü de Sakarya Nehri'ne bağlama. Böylelikle Marmara'yı buradan Karadeniz'e bağlama. Tamam mıdır? Biz buna ne diyoruz? İzmit, Sapanca, Sakarya kanal projesi. Peki amaç ne? Şuradaki ormanları, kereste diyelim bu zaman arkadaşlar, kereste. Buradaki ormanları kullanmak. Kerestelerini donanma yapımında kullanmak ayrıca İstanbul'un yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla Osmanlı bir proje ortaya atıyor bu dönemde. 3. Murat döneminde fakat bu da uygulanamıyor. Tamamdır. 3 tane Süveyş, Donvolga ve İzmit e, Sapanca, Sakarya Nehri yani Marmara'yı o yoldan Karadeniz'e bağlama ve oradaki ormanlardan yararlanmaydı. Bunu da gördük arkadaşlar. Bu dönemde e, Rasa Tane kuruluyor İstanbul'da, Galata'da bu Osman ilk rasa de Şu işte arkadaşlar. Şu adam Takuyettin Mehmet. Bu ismi unutmuyorsunuz. Osmanlı'da ilk defa rasa tane Mehmet tarafından kurulmuştur. 3. Murat döneminde. Fakat ulemanın, ulema, din adamları, ulemanın uğursuzluk getiriyor diye ki bu dönemlerde de depremler falan oluyor. Uğursuzluk getiriyor bu bu dine uygun değil, caiz değildir tepki üzerine 3. Murat bu rasathanenin yıkılmasını emrediyor ve yıkılıyor. Ki e, ıı, Takvitin Mehmet'in yapmış olduğu bu tane ıı, çağdaş o döneme o dönemdeki Avrupa rasathanelerinin daha gelişmiş düşün yani. Yolu burada yarıda bırakmışız Devam ettirsek muhteşem bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ve bir şey daha Osmanlı parasında takşişler yaşanıyor. Takşiş dediğim şey şu. Paranın değerini düşürme. Enflasyon yani. Enflasyon yani şu şu paralara bakın arkadaşlar. Bunlar 24 ayar altın tamam mı? 24 ayar altın. Osmanlı bunun ya kenarını kırpıyor şöyle, kırpıyor, gramajını azaltıyor. Aynı para ya da bu paraya bakır karıştırıyor. O zaman Osmanlı'nın paranın gramajını azaltması ve ya da paraya paraya bakır karıştırması paranın o paranın alım gücünün düşmesi anlamına geliyor. Doğal olarak bir parayla aldığın limonu attım kafadan iki parayla almak zorunda kalıyorsun. Bunda da enflasyon. O zaman Osmanlı Devleti ekonomiyi düzenlemek amacıyla, parayı düzenlemek amacıyla, parayı tahsiye etmek amacıyla e, bazı formüller uygulamıştır. Bu formüllerden birisi de takşiştir. Takşiş dediğim şey paranın ayarını değiştirmedir. Paraya, gümüşe, altına bakır karıştırma. Mesela Osmanlı gümüşe de bakır karıştırıyor. Gümüşe bakır karıştırırsanız ne olur? O zaman bu para kızıllaşır. Yani gümüş rengi kızıla döner. O yüzden Osmanlı'da kızıl, kızıl akçe diye bir para vardır. Kızıl akçe. Kızıl akçe işte takşişe uğramış gümüş para anlamına gelir. Bu da enflasyondur, devalyasyondur ki Osmanlı'da ilk büyük devalüasyon, büyük devalüasyon 3. Murat döneminde yaşanmıştır diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Önemliydi bunlar.